Siz burada bekleyin, ben komutanıma haber vereyim. Kardeşim, telefonun yanındaysa verebilir misin? Bir ablama ricam da. Sağ olasın. Çok sevinecek. Ablam, biz şimdi karakoldayız. Ama merak etme, gerçek suçlular yakalandı. Şimdi ifade verip hemen eve geleceğiz. Tamam. Tamam, artık üzülme. Öpüyorum seni. Çok sağ ol. Buradasınız. İyi misiniz? Abi sen jandarmaya gitmeyin dedin ama çok endişelendik ve geldik. Hatta tam her şeyi anlatırken sen ihbarı yaptın. Üst üste geldi. Tamam Eren. Tamam. Her şey halloldu sonuçta. Takma kafana. Halil Fırat ve Zeynep Aslanlı. İfade vermek için gelebilirsiniz. Rica etsem ablamı arayıp haber verebilir misin? Tabii. Hemen. Benden de. Alo, Selma. Suçunuz olduğunu kabul ettiniz. Neler olduğunu en başından anladım. Kürşat'la görüşmek istediğimde bunu fırsata dönüştürmek istediler. Halil Fırat depodan çıktıktan sonra Kürşat'ı öldürmüşler. Suçu da Halil Fırat'ın üstüne atmışlar. Depodan çıktıktan sonra Cenk Kürşat'ı öldürdü. Suçu Halil Fırat'ın üstüne yıktık. Parayı alıp kaçacaktık. Bu yüzden üzerime isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kürşat'ı ben öldürmedim. Biz adamların parayı alacakları yerin bilgisine ulaştık. Ve ben de Kara Orman'daki kulübelerine gittim. Adamları orada bekledim. Adamların beni rehin almalarına rağmen Halil Fırat vazgeçmedi. Gerçek suçluların yakalanmasına yardım etti. Komutanım, tabii ben kolluk kuvvetlerine daha önce haber vermek isterdim. Bunu yapamamamın çok geçerli sebepleri var. Şu olay bir ortaya çıksın, onu da size anlatacağım. Demek ki...
Başardım. Her şeye rağmen başardım. Birlikte başardık.